Tolgozbek.com kanalından herkese merhaba. Kanalımızda her hafta Türk havacılık tarihi veya ülkemizde olmuş bir olayla ilgili hikayeleri paylaşıyorum sizlerle. Gerçekten büyük ilgi görüyor. Hikaye serimizin 3. bölümü 1958 yılında geçiyor. Adana'da İncirlik Hava Üssü'nden kalkan bir Amerikan uçağının hikayesi. Bu uçuş ne yazık ki mutlu bir sonla bitmiyor. Uçak sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Sovyet Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-17 savaş uçakları tarafından düşürülüyor. Gelin bu ilginç hikayeyi yıllar sonra bu hikaye nasıl yaşatıldı birlikte izleyelim. 2 Eylül 1958'i gösteriyordu. Adana İncirlik'teki hava üssünden bir C-130A nakli uçağı özel bir görev için son hazırlıklarını yapıyordu. C-130'lar Lockheed tarafından o yıllarda tasarlanmış ve hala günümüze imal edilen bir askeri nakli uçağı. Dört motorlu, turboprop motorlu ve kabininde yapılan çeşitli modifikasyonlarla bazen bakıyorsunuz uçan hastane oluyor, bazen özel yakıt tankları konarak havadan ikmal görevleri yapıyor veya yangınları söndürecek kimyevi madde konuyor. Tabii ki ağırlıkta olarak askeri malzeme taşıyor, çoğunlukla da paraşütçü atıyor. Ama bu C-130 A modeliydi ve çok farklı bir modifikasyondan geçirilmişti. Sanu yani Güneş Vadisi olarak adlandırılan projede uçağa özel anten ve alıcı sistemler takılmıştı. Bu uçaklar Sovyetler Birliği sınırlarına yakın bölgelerde uçacak ve sinyal istihbaratı yapacaktı. Yani Sovyetlerin çalışan radarlarının dalga boylarına, telsiz konuşmalarını bulabildikleri diğer sinyalleri toplayacak, daha sonra da bu sinyaller istihbarat ekipleri çabafından çözülecekti. Bu uçakların Avrupa'daki ana üsleri Almanya'daki Rhein-Main hava üssündeydi. Bazen uçaklar Sovyetler Birliği sınırlarını uçmak için Türkiye'ye gelirdi. Türkiye'de de İncirlik hava üssünü kullanırdı. Bu arada tabi bir parantez açmamda fayda var. O yıllarda İncirlik hava üssü daha yeni inşa edilmiş. C-130A'lar sinyal istihbaratı yaparken bölgede İncirlik'ten Adana'dan kalkan U-2 casus uçakları da Rus semalarında yüksek irtifadan keşif görevlerindeydi. C-130A pilot, teknisyen, yükleme uzmanı ve istihbarat elemanlarından oluşan 17 kişilik mürettebatıyla sabah saatlerinde İncirlik Hava Üssü'nden havalandı. Uçağın İncirlik kalkışı ve daha sonra Trabzon'a kadar gidişi sorunsuz devam etti. En son uçağın pilotları Trabzon Havalimanı Kulesi ile irtibata geçti ve durum raporlarını verdiler. Uçak o sırada 25500 fit yani 7772 metre irtifadan uçuyordu. Planlanan görev rotasına göre Trabzon'dan uçak sınır için dinleme çalışmalarına başlayacaktı. Normalde bu tür uçuşlarda uçak ve sınır arasına 100 deniz mili yani yaklaşık 185 kilometrelik bir mesafe bırakılıyordu. Sovyetler sınır ihlallerinden çok rahatsızdı ve o dönem seyir sefer sistemleri şimdiki günümüzdeki gibi değildi. Yani bir GPS sistemi veya çok daha hassas koordinat veren INS gibi sistemler yoktu. Bu nedenle uçaklar seyir sefer planlarını çok dikkatli uygulamak zorundaydı. Bunun için o yıllarda uçaklarda pilotlarla birlikte seyir seferciler görev yapardı esen rüzgar, hangi noktadalar, herhangi bir şekilde rotadan kayış var mı? Seyri seferciler bunları çok hassas olarak planlamak zorundalardı. Pilotlar son raporlarını Trabzon'da verdikten sonra yapılan incelemede muhtemel o yıllarda Batum'da ve Erivan'da bulunan havalimanındaki seyri sefer cihazlarıyla Trabzon ve Vanda bulunan seyir sefer cihazlarının yakın frekanslarda yayın yapması nedeniyle bir karışıklık olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle pilotlar Van Havalimanı'nın seyir sefer bilgilerini girdiklerinde belki de karıştı ve Vana uçtuklarını zannederek belki de Batum'a uçmuşlardı. Bunları bilemiyoruz. Sovyetler tarafında ise bilinmeyen bir trafik hızla Rus sınırına doğru yaklaşmaktaydı. Sovyetler videonun başında da belirttiğim gibi bu tür konularda pek fazla iltimasa sahip değillerdi. Hemen bölgede görev yapan MiG-17 savaş uçaklarını kaldırdılar ve yaklaşan trafiği beklemeye başladılar. 4 MiG-17 uçağı kalkmıştı. Bu uçaklar kısa sürede Amerikan Hava Kuvvetlerinin kendilerine yaklaşmakta olan C-130 uçağını gördüler. C-130 havacılıkta all neutral olarak adlandırılan alüminyum bir dış kaplamaya sahipti. Yani üzerinde boya yoktu. Uçan fark edilmesi için kuyruğuna, kuyruğu ve yatay stabilizesindeki bölgeler ise kırmızı boyanmıştı. Uçak kısa sürede Sovyet pilotları tarafından teşhis edildi ve bir Amerikan c 30 nakliye uçağının sınır ihlali yaptığı bilgisini yerle paylaştılar gelen kısa bir süre sonra emir gerçekten tüyler ürperteciydi. Gerekli uyarı yapın ve düşürün denmişti Amerikan C-30 uçağına. Rusların iddiasına göre bölgede uçan Sovyet hava kuvvetlerine ait pilotlar önce acil durum kanalından bir çağrı yaptılar. Sınır hilali yaptığı bilgisini paylaştılar. Ama bu C-30'a ulaştı mı veya ulaşan bilgi Rusça bir konuşmaydı belki de çözemediler. Bunların detaylarını bugün bilmiyoruz. Herhangi bir cevap gelmedi Amerikan uçağından ve bunun üzerine MiG pilotlarına düşürün emri verildi. MiG-17 uçaklarından biri C-30'a yaklaştı ve uçağın kanadına hedef alarak makinalı top atışı gerçekleştirdi. C-30 kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı ve uçak bugün Ermenistan sınırı içerisinde yer alan dağlık alana düştü. Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın bir sonraki rapor noktası Van Havalimanı'ydı. Fakat uçak saatler geçmesine rağmen Van üzerine gelmemişti. Uçak aynı zamanda bölgedeki Türk radarları tarafından da dikkatle takip ediliyordu ama kısa bir süre sonra uçaktan herhangi bir iz kalmamıştı. Hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı fakat uçağın Türk sınırlarında havadan aranmasına rağmen herhangi bir enkazına rastlanmamıştı. Tabii ki o yılların iletişim şartları çok zayıftı. Uçaktan haber günler sonra gelecekti. Uçak 2 Eylül'de havalanmıştı ve 4 gün sonra 6 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak Sovyetler Birliği'nden bölgede kayıp bir uçaklarının olduğunu ve bu konuda arama kurtarma faaliyetlerine destek vermesi istendi. Tam 10 gün sonra Sovyetler Birliği 12 Eylül 1958'de Erivan'ın 55 kilometre kuzeybatısında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düştüğü bilgisini ABD ile paylaştı. Enkazda 6 uçuş mürettebatının cesedine ulaşılmıştı. Ertesi gün 13 Eylül'de Sovyetler Birliği enkazdan çıkartılan 6 Amerikalı'nın cenazesini teslim etti. Uçakta bulunan diğer 11 kişinin cesedi hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı. Bu konuyu o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova'daki Büyükelçiliği takip ediyordu ama Soğuk Savaş yıllarında Ermenistan tarafından düşen uçaktan herhangi bir bilgi Sovyetler Birliği'nden Amerikalılara iletilmemişti. Sovyetler Birliği konuyu birkaç ay sonra 1959'da Birleşmiş Milletler Konferansı'nda gündeme getirdi ve sınır ihlallerini yapıldığı belirtilerek radar kayıtlarını... MiG-17'lerin uyarılarını ve atış bilgilerini dünya ile paylaştı. Gerçekten o yıllarda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir krizin eşiğine gelmişti. Sovyetler Amerikan uçağının sınır ihlali yaptığını söylüyor. Amerikalılar ise bir elektronik karıştırma neticesinde bu uçuşun yanlışlıkla bölgeye girildiği ve bu uçağın herhangi bir şekilde Rus Hava Kuvvetleri tarafından da uyarılmadığı iddiasındaydı. Olay raporlandı ve ne yazık ki uzun yıllar tozlu raflardaki yerini aldı. Olay tekrar 1993 yılında gündeme geldi. O dönemde artık Sovyetler Birliği dağılmıştı ve çeşitli cumhuriyetler bağımsızlığını ilan etmişti. O cumhuriyetlerden biri de Ermenistan'da. Bu bölgede Uçakta yakınlarını kaybedenlerden ve o dönem birlikte görev yaptıkları askerlerden oluşan bir ekip 1993 yılında Ermenistan'a gitti. Bölgedeki araştırmalara başladı. Kaza yerini ziyaret etti. Yapılan incelemede bazı enkaz parçaları ve 2000'den fazla kemik parçası tespit edildi. Bu arada ölenlerin ailelerine ulaşıldı ve DNA örnekleri alındı. Kalan kemik parçaları eşleştirilerek tekrar ailelere törenle teslim edildi ve olaydan tam 40 yıl sonra 1998 yılında bir tören yapıldı. Soğuk savaşın günlerinde gerçekten ülkeler sınır ihlallerine karşı çok acımasızdı. O yıllarda fazla gelişmemiş seyir sefer cihazları bazen elektronik karıştırma bu tür enteresan vakalara sebebiyet verebiliyordu. Günümüzde de Alan Sigint olarak ifade edilen Sinyal istihbaratı veya karıştırma bugün orduların en önemli istihbarat çalışmalarının başında geliyor. Düşmanın telsizlerini dinlemek, telefon konuşmalarını ele geçirmek veya bunun dışında radarlarının hangi sinyallerde çalıştığını görmek, özellikle de yerden havaya atılan hava savunma füzeleri radarlarının sinyallerini görebilmek ve bu sinyalleri almak çok önemli. Günümüzde sinyal istihbaratı çok büyük önem taşıyor ve topladığınız bu sinyalleri örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'daki Ehtes olarak adlandırılan merkezinde bütün radar sistemlerinin yerden havaya atılan füzelerin kullandığı sistemlerin sinyalleri simüle ediliyor ve pilotlar bu sinyallere karşı nasıl önlem alacaklarını, nasıl kaçıracaklarını bu sayarlarda o sinyal simülasyonları yaparak bir nevi yaşayarak öğreniyor. Ve bu pilotların eğitiminde de çok önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Tolgozbek.com kanalımızda her gün saat 19'da yeni bir video ile sizlerle birlikte oluyoruz. Savunma sanayi, askeri havacılık, sivil havacılık ve haftada bir de Türkiye'de Türk Hava Kuvvetleri'nde veya ülkemiz hava sahalarında olmuş enteresan havacılık olaylarını sizlerin karşısına getiriyoruz. Bizleri lütfen abone olarak takip etmeye devam edin. Bildirimlerinizi açın. Yazacağınız yorumlarda soracağınız sorularla bir sonraki videomuzun şekillenmesine destek verebilirsiniz. Aynı zamanda detaylı havacılık haberlerini ise tolgozbek.com internet sitemizden okuyabilirsiniz. Bizlere info at Tolga mail adresinden de doğrudan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.